Merhabalar. Diyetisyen Beste Ali Mert Altınörs ben. Verdiğimiz kiloları nasıl koruyacağız, kalıcı hale getireceğiz bundan bahsetmek istiyorum size. Kilolarımızı kalıcı olarak vermek istiyorsak ilk önce yaptığımız yöntemin, uyguladığımız diyetin bizim yaşam şeklimize uyması gerekiyor. Eğer biz akşam yemeğimizi ailecek sofrada saat 8'de yiyorsak bu diyet bizi saat 5'te yemek yemeye zorlamamalı. Ya da biz eti seviyorsak, Protein gruplarını normalde fazla tüketiyorsak sadece sebze yemeye mecbur bir diyet yap yapmamalıyız. Aynı şekilde sebzeyi çok seviyorsak sadece protein diyeti veren bir uygulama bizim için sürdürülebilir olmaz. Hem damak tadımıza hem yaşam şeklimize uyması gerekiyor ki biz onu sürdürelim. Diyelim ki biz avokadoyu, karabuğdayı ya da kinoayı hiç sevmiyoruz. Bilmiyoruz bile tadını Se yerken de sevmedik. Diyetimiz içerisinde var diye biz bunu yersek ve bununla da çok güzel kilo verirsek ama kilo verdikten sonra bunları yemeye biz devam etmeyiz çünkü hiç severek yemedik. Bir bitsin diye bekledik o diyet, bırakırız ve verdiğimiz kiloları tekrar alırız. Bize yaptığımız diyetin bir şey öğretmesi gerekiyor. Yaşam şeklimizde yaşam e, normalde yaptığımız uygulama yanlış ki kilo aldık. Burada bir şeyler değiştirmesi gerekiyor. Eğer biz yaptığımız diyetten bir şeyler öğrenirsek ve sürdürebilirsek. Yani yaşam şeklimiz içerisinde çok kolay yapabildiğimiz bir yöntemse bu, saatler uyuyorsa, damak tadımıza uyuyorsa, ekonomik durumumuza uyuyorsa biz bu diyeti diyet gibi görmeyiz ve kilo versek de bu alışkanlıkları devam ettirebiliriz. Devam ettirdiğimiz zaman da o verdiğimiz kiloyu tekrar almayız. Bir önemli konu da bu verdiğimiz kiloların yağ şeklinde olması gerektiği. Eğer biz kilo verirken yağ verirsek kaslarımızı korumuş oluruz. Kaslar da bize enerji veren dokularımız. Yani metabolizmamız hızlanır. Tam tersi kilo veriyoruz. Tartıda inanılmaz yüksek kilolar verdik. Ama kas verdik, su verdik. Yani bize normalde hiç enerji vermeyen yağ dokularımızı vermedik. Bu sefer ne olur? O metabolizma yavaşlığı bize tekrar kilo aldırmaya başlar. Ne yersek kilo yapmaya başlar. Burada önemli olan kilo verdiğimiz zaman verdiğimiz dokunun yağ olarak gitmesi. Bu da bizim Nasıl bir diyet yaptığımıza bağlı. Yani uzman kontrolünde bizim sağlığımıza ve bedenimize uygun bir diyet yapmamız gerekiyor ki kalıcı olsun. Giden kilolar tekrar gelmesin. Sağlıklı günler dilerim.